Salat selam sana ya Resulallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد حي على الصلاة حي على الفلاح
Serhat Ataş beyefendi için izleyici oylamasına geçiyoruz. Serhat Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah iyiyiz, sağlık. Sizler deyiz. Biz deyiz. Hamdolsun. Allah razı olsun. Ordu'dan geliyorsunuz. Evet. İmam Hatip'siniz. Evet. Maşallah. Kaç yıldır bu görevdesiniz? 9. yılımı çalışıyorum. Maşallah. Rabbim bereketli uzun yıllar yapmayı nasip eylesin inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Daha önce ezan yarışmalarına katılmışsınız. Bir Ordu'da yerelmiş herhalde biraz. Evet. Kendi kurumumuzca katıldım. Aha. İl ve bölgede derece aldım. Hı hı. Bu şekilde yani. İyi maşallah. İki çocuğunuz varmış. İki çocuğum var evet. İsimleri ne? Mahir. Oğlum var Mahir diye. Yağmur Serra. İsminde de bir kızım var. 9 aylık. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Da selam ediyoruz inşallah. Yorumlara hemen geçelim arzu ederseniz olur mu? Tabii ki. Hadi hocamdan başlayalım. Teşekkür ediyoruz Serhat kardeşimize. Böyle temsil olarak çok güzel bir yüz ve sima maşallah. Evet maşallah. Hicaz makamında bir ezan okudu bizlere. Biraz telaffuzlarda ben bir eleştirilerim olacak. Mesela kelime-i tevhidlerdeki la ilahe illallah, daha önceki yarışmacılara yaptığımız eleştiriler aynı şekilde devam edecek. Oradaki vurgu illa da olması gerekiyor. Hem başta hem sondaki kelime-i tevhidlerde he illallah şeklinde oldu. Bir de Muhammeder Resulullah diye oradaki de'yi bir uzatma benim kulağıma geldi. Aynı şekilde hayale salahta da yine aynı şekilde böyle bir eksiklikler vardı. İnşallah onları tamamlarız. Ben puan verecek olursam ama güzel bir sesti. Serhat hocama ben 92 puan veriyorum. Buyurun İsmail hocam. Evet, Serhat kardeşimiz Hicaz makamında bir ezan okudu. Tebrik ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Sesin güzel, kendin de güzelsin. Ben Allah de 95 olsun. Puan veriyorum sana. Allah razı olsun. Buyurun Fatih hocam. Evet, Serhat hocam. Güzel bir Hicaz ezan dinledik. Baştan sona güzeldi benim için. Son tevhidde yaptığın, la üzerinde yaptığın name çok güzeldi. Oradaki yukarı perdeyi güzel bastın. O da bizi etkiledi. Ancak ezan baştan sona kadar genel tekrar nameler yaptım. Biraz daha nameleri süsleyebilirsin. Güzel ve gür bir sesim var. Allah daim eylesin inşallah. Allah razı olsun hocam. Benim puanım da aynen Hadi hocam gibi. 92 puan veriyorum. Teşekkür ederim. Evet, Fatih Hoca'dan da 92 puan geldi. Dönüyoruz Taceddin Hocam. Buyurun evet. Hocam. Fatih Hocam'ın dikkat çekmiş olduğu o tehlildeki tizlikleri, o nameleri biraz daha tiz yaptık orada. Onları aleteyinde yani hayala salah ve felah da biraz daha süsleyebilseydik, biraz daha gösterebilseydik çok daha şık bir ezan olacaktı. Gerçi ezan malumunuz serbest okunuyor. Ezan okuduğumuz zaman, Kur'an okuduğumuz zaman her seferinde bir beste yapmış oluyoruz. Dünyanın musiki açısından en zor işi, yani bestekarlık, ortamın heyecanı vesaire. Dolayısıyla arkadaşlarımız bu arada hocam etkiliyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Ezanın Türkçe okunmaya başladığı dönemlerde ezanı bestelemeye bile çalışmışlar. Hatta
İhsan Efendi, İhsan Bey diye birisi ne konservatuvarda talimat verilmiş ezan bestelensin diye, ama maalesef Türkçesi bile bestelenememiş. Yani bestelense bile şeye uymuyor. Yani bizim fıtratımıza uymuyor. İrticalen okunması lazım hocamın dediği gibi. Çok farklı insanlardan zenginlik kazanıyor. Evet. Çok ve bu evren. bu zulüm 18 sene boyunca devam etmiş. 1932-50 yılları arasında. İnanır mısınız? Ali Rıza Saman, rahmetli Saadettin Kaynak, rahmetli Ali Rıza Saman o heyette bulunmuşlar. Ama Ali Rıza Saman kendisi daha sonra ifade ediyor. Ya ben bile hoşlanmadım diyor. Hatta 1951-50 yılında ezan 18 yıl aradan sonra Arapça okunduğu zaman ikindi ezanında rahmetli Saadettin Kaynak ilk Türkçe ezan okuyanlardan birisi. Rıfat Bey var bir Fatih Camii'nde okuyan. Sultanahmet Camii'nin kaç minaresi var hocam? 6. Bildiğim 6. Evet. Kaç şerefesi var? 14. Tüm şerefelere müezzin yerleştirilmiş ve bunları yine Saadettin Kaynak yönetmiş. Tabii. O gün ikindi ezanını 14 tane müezzin ayrı ayrı okumuşlar. Evet. 40 dakika sürdü diyor. 40, bir saat sürdü. Onun için ezan... 18 ezan... senesini yedikten sonra milletin her şerefeye beşer müezzin yerleştirsen ne fayda yani. Kusura bakmayın ama tarihte yani. Zannediyorum Sultanahmet Camii'ne naklen söylüyorum. Ya Emin Işık hocamdan duydum ya Adem Merim hocam. Sultan zamanında 500 tane müezzin tayin edilmiş cami açıldığı zaman. O orada tabii cemaat... Üçüncü Ahmet değil mi? Görülsün. Üçüncü Ahmet değil mi? Üçüncü Ahmet. Üçüncü Ahmet. Birinci galiba. Ahmet. Birinci Ahmet tabii. 500, he? Doğru mu bu? Ben öyle bir şey duymadım naklen, doğrusu. Emin hocamdan, Emin Işık hocamdan. Emin hoca dediyse... Şöyle, veya, 500 müezzin değil de 500 tane görevli olabilir. İşte müezzin kadrosuyla görevlendirme. Yani temizliğinden tutun tabii. Da şu anda bile 100 tane personel çalışıyor tabii, camimizde tabii. Yani. Şimdi, sizin caminizde mi hocam? Tabii 100 kişi şu anda çalışıyor. Güvenlikleri, temizliğiyle 100 kişi bir personel çalışıyor. Sevgili Bekir. Buyurun hocam. Arkadaşımızın şahsında... Bütün görevli arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bir tavsiyem var benim. Kendi okudukları ezanı bir telefona okusunlar. Ondan sonra kendilerini dinlersinler. Evet. Bizde bu adet olmadığı için yanlışları maalesef devam ettiriyoruz. Evet. Yani en kolay yol budur. Bir dinleyin kendinizi. Dinledikçe insan kendi yanlışını öyle dinlerse anlar. Teşekkür ederim hocam. Taceddin hocam, biz bir araya girdik, size geri dönemedik. Lütfen devam edin. Estağfurullah, buyurun. Hocalarım gayet güzel Allah tamamladılar. Razı Allah razı olsun. Hakikaten ezan ve Kur'an okuma serbest usulde olduğu için, irticaren olduğu için dünyanın en zor işidir müzikal açıdan, musiki açısından. Dolayısıyla bazen deminizde olursunuz, bazen olmazsınız. Özellikle bazı duyuyoruz işte müezzin arkadaşlardan. Devamlı aynı nameler, aynı standart şeyler. Bu aslında çok da hoş olmuyor. Her vakitte farklı farklı nameler, aynı makamdan okumuş olsa bile bunlar daha güzel, insanları daha teşvik edici olur diye düşünüyoruz. Hocamın şahsında da o hayyaleteyne biraz daha böyle renklendirirse çok daha süper olacak İnşallah. Diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Puanınızı da alabilir miyim? Puanda ben de hocam gibi 92 puan. 92 puan da Taceddin hocamdan geldi. Evet, orduya ne zaman dönüş inşallah? Nasip olursa yarın. Yarın dönüyorsunuz. Hı-hı. Hayırla gidin. Bizden selam götürün Allah inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür Toplamda ederim. Kaç puan aldığınızı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hemen aktaralım. Tabii. 4 jüri üyemizden toplamda 371 puan aldınız. Alkışlarla uğurluyoruz. Allah razı olsun.